Herkese merhabalar. 9. sınıf fizik yazılıyı hazırlık videosu ile birlikteyiz. Şimdi ondan önce ben size birkaç bir şey göstermek istiyorum. Bakın birinci dönem yazılı notlarımız burada. Buradan istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Bunlar kısa öz notlar. Aynı zamanda bizim yazıl denemelerimiz var. Bakın bunlardan yazıl denemelerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Kendinize örnek yazılı yapabilirsiniz. Bir de takvimimizi göstereyim. Bakın burada bütün haftanın takvimi de mevcut. Burada e, hepsini izleyebilirsiniz. Aynı zamanda unutmayalım ki biz bu denemeleri, yazıları aslında neye göre hazırlıyoruz? Meb'in sınavlarına göre hazırlıyoruz. Çünkü Meb bize biliyorsunuz senaryo çalışmaları verdi ve bu senaryo çalışmalarına uygun hol olarak hazırlanmış yazılarımızdan bahsedeceğiz. Şimdi yazı sorularımızdan bahsedeceğiz. İçinde Meb'in örnek sorularında benzerlerin yer aldığı bir Videomuz var şimdi fizik bilimiyle başlıyoruz şimdi ilk ünite genel olarak 9. sınıfları sesleniyorum çocuklar bunlar genel olarak ezber konuları yani rahat rahat ezberleyebileceğiniz konular o yüzden ezberledikçe daha yüksek not alacaksınız korkmayın bunlardan böyle fizik diye böyle hemen aman da çok zor diye düşünmeyin Sözel bir dersiniz çalışıyorsan aslında buna da benzer şekilde çalışabilirsin. <laughs> Şimdi neydi fiziğin tanımı neydi bunu biz soruyoruz yani öğretmenler bunu soruyor. Bence buna ezberleyin. Evreni, kuvvet, enerji, uzay ve zaman ilişkileri çerçevesinde bu çerçevede matematiksel hesaplamalar kullanarak inceleyen yasa ve teoriler bütünüdür. Yasalar teori değildir. Bunlar birbirinden farklı kavramlardır ve ikisini birlikte tutarız. Bu tanım kesin yani sadece bu mudur? Hayır aslında şöyle de diyebilirsin. Doğadaki olayları bilimsel temellere göre açıklamaya çalışan bir doğa bilimidir diye de bilirsin aslında. Ama kitabımızda verilen tanımın çok benzeri de bu. Fizikle ilgili disiplinlerimiz var. Aslında genel olarak pek çok disiplin fizikle ilgilidir. Matematik, kimya, biyoloji, coğrafya, spor bile özellikle mesela uzun atlama, sırıkla atlama, işte gülle atma gibi konularda... Ee, sevgili arkadaşlar burada hep fizik var. İşte atış konusu var, mekanik var. Anlatabiliyor muyum? Hepsinde var. Müzik özellikle akustik bilimi e, şey yapımı eğer bilmiyorum meslek seçimlerinde ne istiyorsunuz ama mesela bir e, müzik aleti yapımından bahsediyorsanız siz mutlaka fizikten bahsedeceksiniz. Resim yine keza öyle optik var çünkü resmin içinde. Teknoloji zaten fizikle kol kola yürür. Bunları da örnek vermiş olduk. Fizik biliminin alt dallarına geldiğimizde burada bir e, kamyonet diye bir anahtar kelimemiz var. Kamyonet anahtar kelimesiyle tek tek hatırlayalım. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik ...yüksek enerji ve plazma fiziği... ...bunu çocuklar hep sınavda yanlış yazıyorlar ya... Bunu bir, ...buna iki kere bakın... ...yüksek enerji ve plazma fiziği... ...optik, nükleer fizik... ...elektromanyetizma ve termodinamik... ...bu elektromanyetizmayı da çocuklar... ...sanki böyle elektriği bir yazıyor... ...manyetizmayı daha sonra yazıyor... ...hayır, e, biz fizik bilimine göre... ...elektrik ve manyetizma birbirinin... ...iki farklı yüzleri, elimin... E, ...önüyle tersi gibi aynı şeyin... ...iki farklı yüzü, bu el yani... Neymiş bu? Elektromanyetizmaymış. Elektrikomanyetizma olarak yazmıyoruz. Unutmayın ve bundan sonra bakalım neler var? Burada öğrenci notlarımızda çocuklar bakışı, katı hal fiziği var. Kristal yapılı maddelerden bahsediyoruz. Atom fiziği var. Atomun yapısı elektron dizilimlerinden bahsederiz. Mekanik zaten inşaat mühendisi okumak isteyen öğrencilerim bakın... Kuvvet, hareket, denge, statik denge, kinetik, e, dinamik denge, bunlar e, çok önemlidir ve çalışma alanları yıldızlar, gezegenler ve gezegen hareketleri, sesin oluşumu, yanardağ patlamaları, bisiklet, kaykay, rüzgar, gül gibi mekanik aletlerin hepsini aslında biz mekanik konusunda inceliyoruz. Burada önemli bir şey var, yıldız gezegenlerin içindeki kim e, şeyler tepkimeler dediği zaman aslında burada nükleer fizik ...mekanikten bahsetmemiz ya da işte yüksek enerji ve plazma fiziğinden bahsetmemiz gerekir. Fakat yıldız ve gezegen hareketleri dediğimiz zaman mekanikten bahsedeceğiz. Yüksek enerji, plazma fiziği keza e, yüksek enerjili maddelerden, plazmadan bahseder. E, sonra optikten bahsedersek eğer optik ışığın yapısı, yansıma ve kırılması gibi iş, ışık olaylarını inceliyor. Nükleer fizik çekirdek tepkimelerini ve radyoaktiviteyi söyler. radyoaktivite ile ilgilenir. Burada önemli bir şey daha söyleyeyim. Nükleer fizikteki bu tepkimeler kimyasal tepkimelerinden son derece farklıdır. Kimyasal tepkimelerde aslında neler var? İşte karbon, oksijenli bir şey, karbon dioksit oluyor falan. Burada bir çekirdekte bir değişiklik olmaz. Fakat biz nükleer fizikte çekirdekte olan değişimlerden bahsederiz. Yani şöyle söyleyeyim kimliği değişir artık işte uranyum çekirdek tepkimesi dönüşür dönüşür toryuma dönüşür yüksek bir enerji açığa çıkar hatta biz o enerjiyi kullanıyoruz biliyorsunuz nükleer santrallerde bu yüzden nükleer santrallerde enerji üretimi de yine nükleer fiziğin konusudur elektromanyetizma elektrik yükleri elektrik akımı manyetizma gibi konulardan bahseder burada önemli bir şey açmak istiyorum parantez açmak istiyorum dünyanın dünyanın manyetik alanı yani manyot dünyanın manyetik alanı dediğimizde bak manyetik alan elektromanyetizmadan bahsederim. Ama dünyanın dönüşünden kendi ekseni etrafında olabilir e, güneş etrafındaki e, dolanmasından olabilir. Bu tip hareketler hep mekaniğin konusudur onu da ayıralım. Termodinamik ısı sıcaklık genleşme hal değişimi bu tip şeylerden bahseder. Isı alışverişleri ısı yalıtımları hep termodinamiğin alt konusudur diyebiliriz. Şimdi Burada fiziğe, fizik bilimine yön veren e, kişileri de ÖSYM aslında bunları sürekli sürekli söylüyor ve yani 9. sınıf bir öğrencinin aslında bence şeyinden bahsediyor. Yani böyle bir kültürü olsun, fizik kültürü olsun böyle isimleri duyduğu zaman kim olduklarını az çok bilsin diye düşünüyorum. Öyle, o yüzden sormuş diye düşünüyorum, e, söylemiş diye düşünüyorum. Fizik bilimine yön veren e, İbnül Heysan var, Batlamyus var, Abdurrahman El Hazini, Galileo bunların yavaş yavaş ne? yaptıklarında aslında inceleyebilirsiniz. Bakın Galileo Galilei özellikle e, neden bahseder aslında e, şeyden bu e, gezegenlerle ilgilidir. Bu Galileo ve gezegenlerin dönüşleriyle ilgilenmiştir. Astronomiyle ilgilenmiştir ve e, dünyanın değil mi şekliyle de ilgilenmiştir. Kepler, yörüngeler ve e, periyotlar e, bunlardan bahseder. Gezegenlerin periyotlarından bahseder. Isaac Newton, e, Newton küt, kütle çekim kuvvetiyle bilinir. Yani yer çekimiyle bilinir aslında ama çok e, önemli pek çok Başka şeylerde, başka çalışmalar da yapmıştır Newton. Yani gerek optik olsun, e, gerekse de işte yani astronomiyle ilgili çalışmaları da var ama başka pek çok e, yerde fiziğin içerisinde konuşuruz. Burada mekaniğin başlangıcı gibidir Isaac aslında Isaac Newton. Mekanik dediğiniz zaman temel yasa, F eşittir, MA e, duymuşsunuzdur mutlaka dediğimiz zaman Isaac Newton'dan bahsederiz. Albert Einstein'e geçtiğimizde artık kuantum mekaniğinden bahsetmeye başlarız. Faraday, Maxwell bunlar elektrikle ilgili çalışmışlardır. E, özellikle Maxwell elektromanyetik dalgalarla ilgili çalışmıştır. Maxwell, Faraday'ın formüllerini de Faraday'ın çalışmasını da alıp birkaç tane Ga Gauss ve amper'in de çalışmasını alıp bir bütün haline getirmiştir bunları ve elektromanyetik dalgaların teorisinden bahsetmiştir Maxwell. O yüzden çok önemli bir bilim insanıdır. Yine günümüz yakınlardan bir bilim insanı Stephen Hawking de yine biliyorsunuz duymuşsunuzdur mutlaka astrofizikle astronomiyle ilgilenmiştir. Şimdi bilim insanının genel özellikleri dilerim bunu sorar. Burada bütün iyi özellikleri sıralayabilirsiniz. Özellikle biz bilim insanlarından öğrencilerime de hep söylüyorum. Bir sabırlı olacaksın. Çünkü hemen sonuç vermiyor hiçbir şey. Her zaman daha çok çalışmak istiyor. İki sorgulayıcı olacaksın. Hemen Aa, evet kesinlikle bu böyle tamam üzerinde daha fazla çalışmayalım demeyeceksin. Her zaman çalışılabilecek başka şeyler bulabilirsin. Bir de eleştiriye açık olacaksın. Bunu bilim insanların yani bilim insanında olması gereken bir özellik. ya yani Bir eleştiriye açık olacaksın. Başka biri bir şey söyledi iki kere düşüneceğiz. Merak aklı, azimli, çalışkan, açık fikirli ve kararlı olması yine özelliklerden. Çünkü gerçekten bilimle uğraşmak çok sabır gerektiriyor. Yani siz de hani mesela ortaokulda olsun, yaptıysanız projeler, çalışmalar ya da işte lisede yapacaksanız eğer göreceksiniz ki inanılmaz sabır gerektiren işler bunlar. Şimdi e, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan bahsedelim. Burada TÜBİTAK, e, Türkiye'de olanlardan bahsedelim. Türkiye'de doğanlardan. TÜBİTAK, TEMMAK, TUA, MTA, e, bunlar, e, ASELSAN, bunlar e, Türkiye'de kuruluş, kurulmuş çeşitli kuruluşlar. Bunların e, vakti zamanında mesela açılımları sorulabilir. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak, TEMMAK, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, TUA, Türkiye Uzay Ajansı gibi bunların açılımları sorulabilir. Bunlara dikkat edin. Aynı zamanda TÜBİTAK, bilim ve teknolojinin tamamıyla ilgileniyor. İlgilenmediği hiçbir alan yok. yani Müzikte bile e, tü, TÜBİTAK var. Müziğin geliştirmesine bile, sanatı geliştirilmesinde bile TÜBİTAK yer alıyor. TENMAK nükleer enerji dediğiniz zaman alt, aklınıza TENMAK gelecek. Uzay ve uzay çalışmaları dediği zaman e, özellikle TUA ülkemize çok önemli. ASELSAN zaten ask, askeri elektronik ile başladığı için teknoloji ASELSAN'ın e, ikinci adı diyebiliriz. Peki yurt dışından e, ÖSYM e, yani MEP e, neleri bilmemizi istiyor acaba? ESA, Son ve NASA'dan bahsetmeni ister mutlaka... ESA Avrupa Uzay Ajansı, CERN Avrupa gene Nükleer Araştırma Merkezi ve NASA Ulusal e, Amerika'da Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani bakın bu ESA ile NASA özellikle uzaydan bahsederler ama CERN atom altı taneciklerden bahseder. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmaları vardır. Frodo ile Evopla EKOK gibi Tomla Jerry, karpuzla peynir gibi. İşte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap. Sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefin yüz olsun. Süper ikili şimdi Tonguç ve tüm Tonguç kitapçılarında. Özellikle SI ESA'lı NASA'nın ortak e, şeylerini çok görüyoruz. Ortak projelerini çok görüyoruz. Astronomiyle ilgileniyorsanız herhangi bir işte uzaya bir şey gönderilecektir. Bir uzayda bir bir e, bir şey kurulacaktır. Bir yer kurulacaktır. Bir istasyon yapılacaktır. Orada zaten parçalar bir anda gitmiyor. Böl, bölük bölük e, gidebiliyor. O zaman işte birini e, iki kurum birden hazırlamış oluyor. Birini tek kurum, sonra başka birini başka bir kurum. Sonradan onlar birleştiriliyor. Uzayda bunları gördük. Şimdi öğrenci notlarında başka fizik biliminin sağladığı bazı kariyer olanakları var. Bunlar akademik kariyer, eğitim alanı, var. Yani akademik kariyer nedir hani ülkede çeşitli üniversitelerde şey yapabilirsin, faaliyet gösterebilirsin, eğitim alanı öğretmen olabilirsin ya da illa öğretmen olmak zorunda değilse ama proje yöneticisi olabilirsin, öğrencilerle çalışabilirsin. Bilgi teknolojilerinde özellikle medikal fizik çok önemli bir fizik alanı aslında gelişmeye de devam ediyor ve araştırma gelişmelerinde çalışabilirsin. Bu tip hani bilim araştırma merkezlerinde bir işe girip burada laboratuvarlarda uzun süre çalışma imkanı bulabilirsin. Şimdi fizikteki niceliklere başlayalım ama bundan önce fizikteki niceliklerde SI biriminden basacağım. SI nedir? Uluslararası birim sistemidir ee, ve bu uluslararası birim sistemi aslında bütün fizik insanların birlikte kullandığı bir birim sistemi çocuklar. Kütle mesela işte kütlenin kilogram tamam kilogram bütün fizik biliminde kime yani hangi öğretmenine sorarsan sor kütlenin SI'deki birimini kilogram olarak söyleyecek. Neden? Çünkü biz ortak bir yol bulduk. Yani Hindistan'daki adamla Türkiye'deki adam bilim insanı ya da işte ne bileyim bir öğrenci bu kitapları açıp okuduğunda belli şeyleri öğrensin, belli şeyleri anlayabilsin istedik. Yani herhangi bir yerde 5 kilogram gördüğünde desin ki Aa, evet bu kütle kütleden bahsediyor. İlla dilini bilmemize gerek yok. Bu yüzden bunların birimleriyle birlikte incelememiz gerekiyor. Şimdi fizikte bir temel nicelikler var, bir de diğerleri var. Tamam mı? Bunlar diğerleri. Fizikteki temel nicelikler asıl olanlar. Yani bütün diğerleri bu fizikteki temel niceliklerden e, türetiliyor. Bu yüzden de temel nicelikleri öğren, ezberle. Geri kalanlar zaten neydi? Diğerleri. Diğerlerin adı ne? Türetilmiş. Bunlar temel. Bunlar türetilmiş. Türetilmiş ne demek? Bunlardan türemiş. Atıyorum işte kütleyle uzunluğu birleştirmiş bir şey yap. Kütleyle zamanı birleştirmiş bir şey ya. Bu, bunlar tek başlarına birleşmez de işte. Kütle uzunluk ve zamanı birleştirmiş bir şey yapmış. Anlatabiliyor muyum? Birleştirmiş mesela birkaç tanesini enerji olmuş, enerji üremiş buradan, iş üremiş gibi, türemiş gibi söyleyebiliriz. O zaman temel nicelikler ve sahip birimlerini ezberi bileceğiz. Bu, bu mutlaka sorulur ya. Bunu biz her sınavda soruyoruz yani. Fiziksel nicelikleri ikiye ayırıyoruz. Temel türetilmiş sonra bunlardan bahsediyoruz. Şimdi bunları da hepsini tek tek nasıl ezbereceğiz hocam? Bunların baş harflerine dikkat ettiğimizde kısa muz kelimesi çıkıyor. Kısa muz. K kütle, ı ışık şiddeti, sıcaklık, akım bu elektrik elektrik akımı diye yaz bunu özellikle. M madde miktarı, U uzunluk ve Z zaman kısa muz kelimesi aklına tutarsan bu da gelir. Burada öğrenciler hep nedense uzunluğa dikkat et tamam uzunluğa bir de madde miktarı. Bu yokmuş gibi davran. madde miktarı kütle değildir. Madde miktarı kimyada gördüğüm birimi mol olan hani en ile gösteriyoruz ya işte odur. Bu yüzden madde miktarı ile kütleyi birbirinden ayır. Burada ışık şiddeti kandela bilimi kandela ee, bu kandela şey aklında kalsın kandil bu ya kandil ne demek İngilizce e, candle mum tamam mı ışık şiddetini birimi aslında mumdur yani bunun neymiş efendim kandela yani cd olarak gösteriyor sıcaklığın birimi nedir kelvin. Kelvin K büyük harfle yazı kelvindir ve K büyük harfle gösteriyoruz akım amper e, uzunluk metre bunu zaten söyledik mol zaman saniye saat değil arkadaşlar bak dikkat edin ya saat diye bir şey yok e, var da temel nicelikte esay birimi değil bu yüzden de zaman saniye olarak geçiyor türetilmişlerden bazıları kuvvet hacim yoğunluk hız enerji sürat gibi bunlar e, istediğiniz gibi söyleyebiliriz. burada zaman neden ka zaman silerim burada ...zaman diye bir şeyin olmaması lazım. Burada özellikle hani başka ne diyebiliriz? Mesela hız vermişiz, sürat vermişiz. Bu, bu çeşit şeyler vermişiz. Mesela potansiyel fark diyebiliriz. Potansiyel fark yazılabilir. Ve bunun da birimi V volttur. Bu şekilde söyleyebiliriz biliriz. Fizikteki temel nicelikler aslında 1960 yılında Paris'te düzenlenen ağırlıklar ve ölçümler konferansla tanımlanmış. Ya Bunlar tanımlı az önce söylediğim gibi. Dediğim gibi kısa mus, niceliklerin sembolleri de sorulabilir. Bunu da hani aklınızda tutun. Genellikle İngilizceleri de işte sıcaklık temperature'un t'si, zaman time'ın t'si, uzunluk length e, o yüzden l. Madde miktarı en zaten hani bunu kimyada da görmüş olabilirsiniz. Akım i ona dikkat edin. Bir de Kütle mes, mesin, e, mesi. Bu çeşidi aklınızda kalsın diye İngilizcelerinde söyledim. Çünkü baş harfleri oluyor genellikle. Bakın var birimlerin uzun isimleri, kısa birimin sembolü. E, bakın hem temel sembolü var hem birimin kısa, kısaltılmışı yani birimin sembolü var. Bir de ne nasıl ölçüldüğü var. Nasıl ölçüldüğü zaten e, burada bakın kütle... ...eşit kollu terazi... ...bir de uzunluk için kumpas ya da cetvel... ...bunu zaten biliyoruz yani cetveli biliyoruz da... ...kumpası belki duymadınız... ...kumpas çok ince böyle... ...mesela kağıt kalınlığı gibi ince şeyleri... ...aslında ölçmek için kullanılan böyle... ...cendere gibi böyle şöyle sıkıştırıyorsun... ...ondan sonra ay işte diyorsun... ...ölçtüm, öyle bir alet... ...bunun dışındakilerin hep sonunda... ...metre geldiğini fark etmişsinizdir... ...işte krono zaman, kronometre... ...işte amper akım... ...amper metre akım ölçüyor termo hani ısı şey termo sıcaklık termometre sıcaklık ölçümü foto fotondan geliyor belki hiç duymadınız ama foton ışık zerresi demek fotometre de ışık şiddetini ölçmeye yarayan alet burada unutmayın madde miktarı hesap yoluyladır hesap yoluyla bulunur ve e, bunun bir ölçüm aleti yoktur şimdi fizikte bir de e, türetilmiş nicelikler vardı geri kalanlar türetilmiş nicelikler oluyor bunlardan bazılarını bakın yazdık alan sürat kuvvet enerji basınç ve elektrik yükü ...en çok kullanılanlar arasında. Bu yüzden bunları yazdık. Niceliğin sembolü, SI'deki birimleri ve birimin e, sembolü. Bakın burada önemli olan bir, bir küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Alan mesela iki tane uzunluk barındırır. Yani bir alan dediğin zaman sen aslında iki tane temel niceli kullanırsın. Uzunluk çarpı uzunluktur. Ne demek istiyorum? Mesela bir tane karenin alanı. A, A. Karenin alanı ne çıktı? A kare çıktı. İşte bu A kare ne biliyor musun? Uzunlukla uzunluğun çarpımı. Şimdi bir tane uzunluğun SI birimi neydi? Hatırla metreydi. O zaman burada metre çarpı metre yani metre kare var. Buradaki kare bu nicelikten iki tane olduğunu gösteriyor. İki tane metre. Ne demek bu? Yani iki tane temel nicelik kullanılmış. Gelin burada Kaç çeşit temennici kullanmış? Ona bakalım. 1 2 3 çeşit. Peki kaç tane temennici kullanmış? 1 2 3 4. Neden saniye kare 2 tane var? 4 tane temennici kullanılmış diye söyleyebiliriz. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi fiziksel incelikleri sadece temel e, türetilmiş olarak ayırmıyoruz. Aslında bir de yönlü ve yönsüz olarak ayırıyoruz. Bunlar yönsüz. Bunda yöne gerek yok. Bunlar yönlü incelikler. Yani burada yön belirtmezsen eğer eksik kalmış olur. Sana şöyle bir soru çıktıysa karşına hemen korkma. Mesela nasıl bir soru? Zahir çağdakilerden hangisi eksik tanımlanmıştır? Tamam mı? Şimdi sana bir soru da mesela 15 Newton'lu kuvvetle derse bu eksik tanımlanmış olur. Neden? ...yönünü söylemedi. Ne demesi lazım? Ee, lazım 15 litonlu kuvvetle... ...kuzeye doğru diyecek... ...mesela sağa doğru diyecek... ...yönde söyleyecek. Yoksa... ...eksik tanımlanmış oluyor. Kimler bu... vektörler Kuvvet, hız, ivme, yer değiştirme... ...konum en çok bilinen... ...aslında vektörel nicelikler. Ağırlık gibi... Bir kuvvet olduğunu bildiğin şeyler de vektöreldir. Bunu sakın unutma. Mesela kaldırma kuvveti. Çocuklar soruyor kaldırma kuvveti hocam vektörel mi skalerm. Kuvvet o. O zaman vektörel olacak. İşte kütle çekim kuvveti. Ne o? Vektörel. Neden? Bir kuvvet. Şimdi temel niceliklerinden e, bahsetmiştik ya bu temel niceliklerin tamamı skaler niceliklerdir. Öğretmen sana dedi ki sordu mesela birinci soru skaler niceliklerden üç tanesini yazınız. Yaz temel nicelikleri ezberdiysen yaz oradan istediğin üç taneyi bitti gitti tamam mı? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık hatırlıyor musun? İşte onlardan çünkü temel niceliklerin tamamı skalerdir. Bununla birlikte hacim, uzunluk, enerji, basınç, sürat ve alınan yolda bakın alınan yolla yer değiştirme birbirinden farklı. Bunu tekrar göstermek istiyorum. Buradayken öğrenin ve bunlar e, alınan yol, yol skalerdir, yer değiştirme vektöreldir. İkisi birbirinden farklı. Ben bunu aslında şöyle e, şey yapmak istiyorum. Yer değiştirme, bir şey değiştiriyorsun ya hani. E, bu yer değiştirme aslında nereden nereye gittiğini söyle Böyle bir vektör. Doğal olarak vektörel yer değiştirme. Ama alınan yol öyle değil. İşte, a, a Artvin işte, e, Artvin burada olsun, İstanbul burada olsun. Yani şöyle gittin. Bu yol uzun tamamı alınan yol olduğu için bir skaler bir şeydir. Yol skalerdir yani. Burada dikkat edeceğin husus sürat ve hız. Sürat bak seyden aklına gelsin. Skaler, hız vektöreldir. Bunu unutma. Bir de basınç, basıncı özellikle sorabilirler. Basınç skalerdir. Onu da aklında tutmayı unutma. Şimdi geldik sorularımıza. Şimdi sevgili öğrencilerim, sorulara geldiğimizde burada hani fizik bilimi nedir diye sorduğumuzda burada pek çok yanıt verebiliyorduk, değil mi? Ben bir tanesini söyleyeyim. İşte evreni neydi? Kuvvet, diğerlerini hatırlıyor musun? Enerji, uzay ve zaman. Bak uzay ve zaman. Burası önemli. İlişkileri çerçevesinde ve e, bir de neydi bilimsel temelleri uygun diyebilirsin. Ya da matematiksel hesaplamalarla. ...diyebilirsin tamam mı... ...neden böyle diyoruz... ...matematiksel hesaplamalarla... ...çünkü hani matematik de kullanılıyor orada... ...hesap kitap yapılıyor... ...böyle kafamıza göre atmıyoruz... ...yorum vardır... ...mutlaka yorum yaptığın şeyler vardır ama... ...bu yorumlar hep matematiksel hesaplamaları dayanır... Ee, ...çevren e, elinde bir... ...veri olur... ...verileri incelersin... ...bunlardan bir şeyler çıkarsa... ...sonuçlar çıkarsa... ...belki grafiğini çizersin... ...sonra grafiği yorumlarsın... Ama ...o grafiği yorumlanana kadar hep ne çıkar... ...hep matematiksel hesaplamalar çıkar çocuklar matematiksel hesaplamalar kullanarak inceleyen inceleyen neyler bütünüydü yasa ve teoriler bütünü olarak söyleyebilirsiniz. İlla böyle söylemek zorunda mıyız? Hayır. Evreni açıklamaya çalışır. Bilimsel yöntemlerle deyip birkaç tane de örnek verdiğin zaman bu da asla kabul edilebilir oluyor. Şimdi peki bize örnek verdi. Şekilde verilen görsellerle ilgili olan fiziğin alt dallarını yazmamızı istedi. Peki fiziğin alt dallarında bunları nereye yazacağız? Bisiklet dinamosu. Fark ettin mi? Bisiklet dinamosu ne olacak burada? ...unutmayın bisiklet dinamosu... El, e, ...burada dinamo diyor ya hani dinamo... ...dinamo nedir biliyor musun? Aslında mekaniğiyle alakası yani mekanikle de alakası var ama dinamo aslında bisikletin farını yakmaya yakan şeydir. Yak, yakmaya yarayan alettir ve mekanik enerji burada bir elektrik enerjisine dönüştürür. Biz bunu elektromanyetizma ile açıklarız ve elektrik yükleri, elektrik akımı ve manyetizmadan bahsederiz. Elektrik ve manyetizma. Ee, ve elektrik yükü diye devam edebilirsin yükü ve işte başka ne var mesela manyetizmada mıknatıs kutupları gibi... Ee, çeşitli e, açı alt dallarına şey alt dalları diyorum yani konuları olan bir e, alandır elektromanyetizma. Peki teleskop ne olacak? Teleskop pek çok mercek ve ayna vardır. Bunu böyle kısa olduğuna bakmayın. Bunun içinde ayna var. O yüzden aynada gidip geliyor görüntü. Hatta şurada bir dürbünü var. Ee, daha kolay e, şey bulalım diye nedir o? Ee, i̇şte bir yıldız arıyorsun mesela yıldız daha kolay bul diye şöyle de bir dürbün koyuyoruz. Ee, bakın o burada da şey var okullara buradan bakıyorsun. Görüntü şurada dikkat ettin mi? Bak burada aslında ayna var. Hop buradan şu tarafı görüyorsun. Bu yüzden neler gösterme? Hepsi optikle ilgili. Optiksel araçlarla ilgili e, yapımı da tamamen optiğe dayanıyor. Bu yüzden de opti yazacağız buraya. Neden, bahs neden bahsedeceğiz? Işık olaylarını inceler şeklinde yazabilirsin. Işık olaylarını hatırlıyor musun? Kırılma, ışık olaylarına yansıma bakın mercek dedim mercek dediğim zaman kırılma ayna dediğim zaman ...yansıma, efendim gölge... ...bunların hepsi optik olaylarıdır... ...bunları inceleyen fiziğin alt dalı... ...dedin mi bunu da kotarsın ...bu örnekler değişebilir unutmayın... ...buna da dikkat edin... ...örnekler her zaman değişebiliyor yani... ...örneklerde bir şey olmaz... ...örneklerde sonsuz... ...yani burası da dünya... ...hani öyle düşün bir sürü... ...aslında örnek verebiliriz... ...şimdi yanda iki tane bilim insanı resmi verilmiş... ...altta da isimleri var... Michael Faraday ve James, James Clark Maxwell... Bu bilim insanlarının ortak çalışma alanı nedir? Ben bu dersin başında söylemiştim neydi? Aslında bu bilim insanlarının ortak çalışma alanı dediğimiz zaman biz birazcık elektro manyetizma'dan bahsederiz. Aslında elektrikten bahsederiz ve elektro olarak manyetizma. ...olarak yazabiliriz. Aynı zamanda da... ...elektrik yüklerinden de... ...bu bilim insanları oldukça çalışmıştır. Ee, Elektromanyetizma ile ilgili çalışmıştır. Bu çalışma alanı fiziğin... Ee, alt alanları, hangi alt alanı, bunu aslında söyledik. Elektromanyetizma, aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu soru iki farklı türde de gelebilir karşımıza. Bakın, bu ikisi de elektrikle çalışmıştır. Elektrikle çalışırken elektrik yükleriyle çalışmıştır. Bu yüzden hata daha önce söylemiştim. Maxwell, Faraday'dan sonra gelerek Faraday'ın yaptığı çalışmaları böyle ...bütünsellik kazandırmıştır aslında. Dolayısıyla her ikisine de iki farklı şey olduğunu, iki farklı soru olduğunu düşünürsek Yine elektromanyetizma olarak çalışıp elektromanyetizmayı açıklayabiliriz. Neydi elektrik yükleri, manyetizma, manyetik alanlar bunları açıklamaya çalışan... ...bunlarla çeşitli bağıntılar kuran bir fiziğin alanı olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada TUA ve TÜBİTAK bünyesinde yapılan çalışmalar nelerdir? Sevgili öğrencilerim TUA için ne demiştik TUA? TUA uzayla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani ne demek istiyorum ben? Uzay araştırmaları, uzay araştırmaları, bununla ilgili istediğini yazabilir. Bunlar her, hemen hemen her konuda araştırma yapıyorlar. Özellikle uydu çalışmaları, özellikle uydular hakkında e, çalışmalar yapıyorlar. Bir de sitelerine... astrofizik ile ilgili gerçekten çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Bu yüzden bunları istediğimiz gibi yapabiliriz. Bakın, uydu çalışmaları. Burada aslında mekanikten bahsederiz biraz, uydu çalışması, astrofizik de. E, özellikle astrofizikte de mekanik oldukça yoğundur diyebiliriz. Peki TÜBİTAK nedir? TÜBİTAK neydi? bilimsel araştırmalar yapıyordu. Doğal olarak burada arge çalışmaları söyleyebiliriz. Bilimsel araştırmalar yazabilirsin. Bu bilimsel araştırmalar fizik, kimya, biyoloji olmak zorunda değil demiştim. Daha pek çok alanda tarımla da ilgili, sosyal olarak hani gelişmekle de ilgili pek çok sosyal ve e, fen alanlarında, matematik alanlarında pek çok e, yarışmalarda yapıyor, dergilerde çıkartıyor. Bunların hepsini buraya yazabilirsin, doldurabilirsin. ...bilirsin diyorum. Şimdi diyor ki yukarıda verilen ölçüm aletlerinin ölçtüğü nicelikleri yazarak... ...aletleri tema türetilmiş olarak... ...bir de SI birimi, birimiyle yazınız. Şimdi başlıyorum. Dinamometre bu bir ölçüm aleti... ...ve bu kuvveti ölçer. Eşit kollu, terazi, kütle... Amper metre amper zaten adı üstünde akım elektrik akımı elektriği de yaz mutlaka termometre termo değil mi sıcaklık ölçer ve cetvel ya da kumpas artık neyse uzunluk ölçer. Şimdi benden başka ne istiyordu bakın bu, bu tip sorularda yazarak ölçtüğü niceliği yazarak ben bunu yazdım aletleri... E, aletlerin ölçtüklerini... temel ve türetilmiş olarak ayırınız. tamam bunu yapıyorum kuvvet e, temel mi türetilmiş mi bir kere ben temelleri biliyorum kısamız kütle temel e, şey akım temel sıcaklık temel Uzunluk temel kim türetilmiş geride kalanlar bunları yazdıktan sonra geride kalanları türetilmiş yazabilirsin. da yaptık esay SI birimleri esay SI birimlerinde ne yapacağız? Kuvvet kuvvet Newton Newton'dan Newton e, bunun esay SI birimi olarak yazabiliyoruz. Bunu biraz ayırmak istiyorum ben bakın bunu biraz ayırmak istiyorum. Bunu da yazsan olur ama kilogram metre bölü saniye kareye de yavaş yavaş alışabilirsin. Tamam bu bunu da yanına yaz. Belki ek puan. Yani ben ben veriyorum ona. Bu çocuk bunu da öğrenmişti. Şimdi kütleye baktığımda kütle ne? Kütle kilogram esay birim. Çık gram olmaz mı hocam? Buraya yazamazsın esay istemiş hocam. Biz kütleyi gramla da hayır kilogram yazacaksın. Amper metre ne olacak o zaman? amper yani akımdan bahsediyoruz. Burada termometrede biz ülkemizde ne kullanıyoruz? Celsius kullanıyoruz değil mi? Kaç Celsius? Hani santigrat derece diyoruz ya hani o. Ama sevgili öğrencilerim bakın unutmayın biz Kelvin'i kullanırız esas birimde. Kelvin. Bu yüzden Kelvin yazacaksın. Bunu zaten biliyorsun metre. Bunu bilirsin. Tamam Bunları da yazdın, aldın, 10 puan daha cebine koydun. Şimdi Diyor ki yukarıda verilen ölçüm aletlerinin adını ölçüm nicelin temel türetilmiş skaler vektörel olma durumunu ve ölçüm nicelin esay SI birim sistemindeki birimini yazınız. Bak, bu fix yani böyle bir şey gelecek ya resmini verecek ya ismini söyleyecek böyle bir şey sana verecek. Bu tip durumlarda benim senden istediğim şey burada bölüm bölüm yazabilirsin ya da A dersin B dersin C dersin D dersin yazarsın sayfanın orasına burasına cevaplarını yazma tamam mı? Hoca okuyamadığı zaman çizer üstü ve düzgün düzgün yaz. Şimdi bir ne yapacağız? Aletin adını. Aletin adı ne? Eşit kollu terazi. Eşit kollu terazi. İki ne bu? Dinamometre. Dinamo metre. Şimdi bu nasıl bir dinamometre? Bak dinamometre yaylı olur ya. Şurada yayı var görüyorsun. Burada da çengeli var. Buraya cismi koyuyorsun. Bu böyle patır patır aşağı inmeye çalışıyor. Şuradan da kaç Newton'luk bir kuvvet var onu hemen ölçebiliyorsun. İşte kumpas. İşte burada kumpas var. Bu kumpas az önce söylemiştim şu aradakini çok kısarak böyle kağıt kalınlığında ölçebilirsin. Ee, D'de ne var? D'de artık bu ne oldu? Dereceli, dereceli. Silindir şeklinde yazıyoruz. Bunu yaptık. Şimdi ölçü niceliğin temel türetilmiş. Şimdi temelleri ben biliyorum. SI birim sistemi. Ölçü niceliği yazayım o zaman. Kütle, kuvvet, uzunluk ve e, dereceli silindir hacim ölçer. Tamam mı? bunu unutma. Hacim ölçer. Bunları da yazdık. Şimdi temel türetilmiş nasıl yazacağız? Kütle artık biliyorsun bu temel. Başka neydi? Uzunluk, kısa uzun uğusu. Bu da temel. Geriye kalanlar türetilmiş. Türetilmiş ve türetilmiş şeklinde yazdığın zaman bunu da yazdım. Bak ben tek tek yapıyorum tamam Yoksa kaçırırım çok uzun soru. Skaler vektörel olma durumu temeller zaten skalarda. Buna hemen yapıştırı veriyorum. Kuvvet vektörel çünkü yönü önemli. Hacim de vektörel bir niceliktir. Bunu da unutmadan yazıyoruz ve böylece sorumuzu tamamlıyor muyuz? Bakayım bir tane birim sistemindeki birim de verilmiş. Bak bak bak. Hemen hemen tamamlıyoruz dedim ama birim sistemi son anda esayı gördüm. Böyle çizdiğim için Baktım burası uzun geldi nasıl dedim ben burasını çizmedim sorunun devamını oradan fark ettim çocuklar siz de çizin siz de yapın bunu size bir şey kaybetmez kazandır. Hadi esaylarını yazalım kilogram Newton uzunluk metre hacim de metre küp üç tane uzunluk geliyor burada. Bunu da unutmazsan harika olur. Şimdi geçtik buraya. Ne diyor bana soruda? Bir diyor cismin kütlesiyle hareket ilmesinin çarpımı cisme uygulanan kuvveti verir diyor. İvme ise cismin birim zamandaki hız değişimi ile bulunur diyor. E tamam ben burada ne yapacağım? Kuvveti fizikteki temel nicelikler cinsinden yazınız. Kuvvet niceliğini örnek veriniz. Kuvvet niceliğini örneği ne veriyorum? Mesela kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti. Sonra ne var? Sonunda kuvvet gelenler. Kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti. Peki özelde kütle çekim kuvveti de özelde ne var mesela? Ağırlık var çocuklar, ağırlık, ağırlık ya yerin e, yani bulunduğun gezegene seni çekme kuvveti aslında bir e, kütle çekim kuvvetinin bir e, sınırlandırılmış halidir ağırlık. Şimdi biz bunu örnek veririz de asıl şu ne şu kuvveti fizikteki temel nicelikler cismen yazınız. Bak şimdi sana demiş ki kuvvet demiş F eşittir. İstersen şöyle yazalım kuvvet demiş F eşittir bak kuvvet cismin kütlesiyle mes hareket ivmesinin çarpımı A şimdi ivme ise birim zamandaki hız değişimi yazıyorum kütle var ivme neydi birim zamandaki hız değişimi birim zamandaki hızdaki değişim tamam mı delta t hatta yazabiliriz deltalar bir işe yaramaz delta sadece değişimin ne olduğunu söyler o yüzden geçtim şimdi bak olay şu kütle nin birimini yazacağım, hız birimini yazacağım. Altına da zaman birimini yazacağım. Kütlenin birimi kilogram yazdım. Hızın birimi nasıl buluyorduk bunu? Hani yer değiştirme bölü zaman ya. Yer değiştirme metre bölü saniye olarak buluyorduk. Sonra ne geliyor? Zaman bölü saniye. Bakın buraya kadar yapan öğrencilerim şimdi bir anda, "Aa nasıl biz bunu bu çok bölülü oldu." diyebilirsiniz. Şimdi ben sizin için bunu düzenleyeyim. Kilogram metre bölü saniye bölü olunca aşağıdaki ters çevrilip çarpılıyordu ya bir bölü saniye yapıyorum yani kilogram metre bölü saniye kare çıkıyor nasıl aşağıda iki tane var hani mesela bu 2 2 iki olsaydı 2'nin karesi diyecektin 3 3 üç olsaydı 3'ün karesi diyecektin burada da saniye 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 kare diyorsun ve sonuca ulaşıyorsun hemen bunu da yapmış oluyorsun Sonra diyor ki yukarıdaki logosu verilen bilimsel araştırma merkezinin adı hangisine doğru verilmiştir? Bunu tanıman lazım bu logoları tanı tamam mı? Bu kimindi? TÜBİTAK'tı. Bunu, bu logonun TÜBİTAK olduğunu yani bunların logolarını hatırlayın çocuklar. Şöyle bir bakın zaten emin olun bir e, konuyla ilişkisi olduğunu göreceksiniz e, ve e, bunlardan sonuca gidebileceksiniz. Şimdi map örnek yazı sorusuna bakalım. Diyor ki bu metinde geçen fiziksel niceliklerin adlarını yazınız. Bunun niceliklerin temel türetilmiş skaler vektörel niceliklerden hangisine ait olduğunu yazınız. Bir de SI sistemine uygun olup olmadığını belirtiniz. Map örnek yazı Hava sıcaklığının 30 derece. Şimdi bu ne? Hava sıcaklığı. Şimdi burası sıcaklık. Fiziksel niceliklerin adlarını yazıyoruz. Bir, sıcaklığın 30 derece olduğunu. Sıcaklık hangisiydi? 30 derece Celsius. Temel mi türetilmiş mi? Sıcaklık temeldir. Ee, ve skaler mi vektörel mi? Sıcaklık temel olduğu için skalerdir. Niceliklerin hangisi ait? Bir de esas SI sistemine uygun. Uygun değil. Çünkü burada Kelvin yazılması gerekiyor. Uygun değil. Değil mi? Sıcaklık Kelvin. Şimdi devam ediyorum. Burada ne diyor? Bir günde kütlesi 2 ton. Hop bulduk kütleyi. Kütle iki Ton ne bu temel nasıl bir nice temel olduğuna göre skaler e, ve 2 ton olmaz ne olacaktı kilogram olacaktı. Esas sistemine uygun değil devam ediyorum Ankara'dan İstanbul'a doğru 20 metre bölü saniye hızla şimdi hız 20 metre bölü metre bölü saat verilmiş metre bölü saat hızla aracın sürücüsü metre ho, a, bu h saat demek doğal olarak ben burada hız zaten türetilmiş türetilmiş. Bak dikkat et hızı doğru şekilde vermek için yönünü de vermiş. Ankara'dan İstanbul'a hani yön de var. Ankara'dan İstanbul'a böyle oluyor gerçi. Şöyle bir yön var. Ve bu doğal olarak vektörel olacak. Ve birimi de gene yanlış verilmiş. Mete bölü saniye olması gerekiyordu. Diyor ki aracın sürücüsü yağmurdan dolayı bir dakika içerisinde zaman var. Bir dakika ve ne var burada temel? Çünkü zaman, zaman temelse skalerdir. Gene doğru verilmemiş saniye olarak verilmesi gerekiyordu. Ne diyor? 36 kilometre bölü saat. Tekrar hız verilmiş. 36 bu sefer kilometre bölü saat verilmiş. Bu kesinlikle türetilmişti. Vektöreldi. Vektörel. Ve nasıl olacak hız, e, vektörel? Hayır kilometre bölü saat değil. Neydi? Metre bölü saniye şeklinde yazıyoruz. Bunları baktık. Dikkat et. Zaten hepsinin başında bunlar var. Burada unutabileceğin şu var. Şu zamanı kimse e, önemse... Da zaman bizim temel edeceklerimizden biri onu dikkat et onu unutmazsan bence alırsın buradan puanı çok rahat bir puan alırsın diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki metne göre Cezeri'nin yaşadığı dönemde fiziğin hangi alt dalı ile daha çok ilgilenmiştir? Bunu ilk önce soru okudum. Şimdi metinde ne aradığını biliyorum. Birlikte bakalım. Cezeri. 13. yüzyılın büyük mühendisi ve dünyanın sayılı dehalarından biri kabul edilir. Elektrik enerjisi kullanmadan hareketin dönüştürülmesi ve aktarılması Hareketin dönüştürülmesi ve aktarılması. Hareket enerjisini kullanmıyorsun. Dengenin sağlanması. Bak denge dedi sana. Bunlar hep sana neyi çağrıştırıyor? Denge, hareket değil mi? Mekanik çağrıştırıyor. Bunu bir yazalım. Kendini tekrar eden birçok makine ve aracın makine araç, teknolojik tasarım, bu makinaları üretmek ve bu makineler örnek olarak su saati, mum saati, ziyafetlerde kullanılan kaplar, ibrikler, elikama, abdest alma aparatları, kan almada kullanılan ölçme araçları, aletleri gibi ee, otomatik müzik düzenekleri, fıskiyeler şeklinde bakın burada pek çok yerde neyi kullanmış? Mekanik kullanmış sevgili öğrencilerim. Burada hemen bunlar size mekanik zaten fısıldıyorlar. Bununla hemen yazıp soruyu bitirebilirsin Hatta mekanik açıklatabilir. Sen de burada birkaç cümleyle e, zaten başında belirtmiştik. Burada açıklaya bilirsin. Şimdi Cirit oyununda iki takım bulunur diyor. Tamam ben şimdi ilk önce bakayım. Cirit oyunu ile ilgili metinde yer alan temel türetilmiş büyüklükleri yazınız. Konu o kadar dar ki Tamam, sana soracak çok fazla bir şey yok birkaç tane şey var bunları karıştırmanı bekliyor bunları tek seferde öğren çünkü inan 10'da da 11'de de 12'de de karşıya gelecek 12'ye geçtiğinde de bunu e, ÖSYM sana şeyde e, ilk sınavda e, kesinlikle soracak tamam tyT sınavında bunlarla karşılaşacaksın şimdiden tek seferde öğren yazılda al yüzünü koy Cemile. Cirit oyununda iki takım bulunur. Ciritçiler e, bölgesel giyimlerle atlarını biner, sahillerini alacak, atacak da ilk ciriti diğer ellerine yetecek miktarda yedek cirit alırlar. Günümüzde erkek sporcular 260 santim uzunluğunda hop uzunluk bulduk. 260 santimetre temel mi üretilmiş? Bu uzunluktur. Doğal olarak uzunluk temeldir diyebiliriz. Yaklaşık 800 gram kütleli. 800 gram Kütle bu zaten kendi de yazmış. Kütle ve kütle olduğu için bu da temel niceliktir. Sonra ne diyor? İyi ciritçiler cilti isabetli adım belli bir hızla koşmaları gerekiyor. 40 kilometre bölü saat kilometre bölü saat hız niceliğidir. Ve ya da sürat de olur burada sürat de diyebiliriz aslında. Türetilmiş ama şimdi soruda hız demiş ben böyle sürat yazmam yani tamam hız dediyse hız yazarım. Türetilmiş niceliktir. Koşabilen bir atın üzerine iyi manevra da yapabilmekte. Üstelik buna hamle süresi hop geldi süre. Neydi bu zaman? Kaç? 35 saniye çok güzel burada zamandan bahsetti. Zaman neydi? Temel nicelikti. Böylelikle bütün hepsini yazmış oldum. Bakıyorum başka sayı var mı burada. Hiçbir sayı yok. Burada bir dakikada diyebilir. Bu bir dakikada yazıyla yazabilir. Bir dakikada yazı yazabilir. Sen gene bunun bir nicelik olduğunu ve zaman niceli olduğunu bileceksin. Unutma yani burada bir dakika geçmiyor ama yapabilir bunu. Yazıyla da yazı. Orada takılma diyorum. Peki ödüllü sorumuz burada. Hepinize başarılar diliyorum. Herkes aldığı notu yazsın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.